Kürt askeri darbesinin kalıntısı mahiyetindeki seçim mevzuatıyla bir seçime daha gidiyoruz. Bu seçimler eşit değildir. Bu seçimler adil değildir. Bu seçimler demokratik değildir. Partisi olarak baştan beri diyoruz ki şu anda 5 siyasi partiye neredeyse 6,5 milyar Türk parası, yetimin hakkı, fakirin, fukaranın hakkı, milletin dişinden, tırnağından keserek yatırdığı vergiler ve hazinedeki para bu 5 siyasi partiye peşkeş çekilmektedir. Millet Partisi olarak diyoruz ki bu doğru değildir. Yetimin hakkını bu 5 siyasi partiye peşkeş çekmeye kimsenin hakkı yoktur. Basın mensupları, Tokatlı hemşehrileri. Maalesef işte hemen şurada yanı başımızda Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Köyü'ndeki altın madenindeki facia göz göre göre geldi ve hala 9 canımızı siyanürlü toprağın altından çıkaramadık. Bakınız, Türkiye'deki madenler, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz maalesef yatırım adı altında küresel bir takım sermaye güçlerine peşkeş çekilmektedir. İnanın Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemindekinden daha aciz bir yönetim sergilenmektedir. Osmanlı zamanında madenlerden elde edilen gelirlerin %25'i devlete kalıyordu. Şu anda %2'si kalıyor. Ondan sonra bizi yönetenler, iş başındakiler çıkıp diyorlar ki her türlü denetim ve kontrol yapıldı diyebiliyorlar. Bu nasıl bir yönetim ve denetimdir ki işlenen, liç tabir edilen toprak yığınlarının standartlara göre en fazla 150 metre yükseklikte olması gerekirken İliç'te 257 metreye kadar yükseltilmesine nasıl göz yumdunuz? Bunlar bir gece yarısı mı 257 metreye kadar yükseltildi? Demek ki iş başındakiler sırf küresel sermaye güçleriyle olan ilişkileri sebebiyle bu ve benzeri haksızlıklara sessiz kalmışlar, sömürülmesine ortaklık yapmışlardır. Çünkü dünyanın her tarafında, bakın Kanada'da öyle, Amerika'da öyle, Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde siyanürle altın arama devri kapandı, yasaklandı. Peki bizde niye hala devam ediyor? Benim cennet vatanım, şehitlerin kanlarıyla sulanmış cennet vatanım, hakikaten cennetten bir köşe olan vatanım, onların topraklarından, vatanlarından daha mı az değerlidir? Gerçek anlamda hukuk devleti olmasından geçer. Türkiye'de eğer anayasanın üstünlüğü, hukukun üstünlüğü prensibi yerine üstünlerin egemenliği, yönetenlerin egemenliği prensibi hakim olursa Türkiye'nin maalesef geleceği zifir karanlıktır. Oysa Millet Partisi çok uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin 21. asrın Türk asrı haline getirmesi hedefini ortaya koymuştur. 21. asır Türk asrı olacak denilmiştir. Ama bu siyasi iktidar ve muhalefet partileri biliyorsunuz geçen seçimlerde ismimizi gasp ettiler. İsmimizle bizim olmadığımız bir ittifakı içinde
ismimizi kullanarak bir ittifak kurdular. Onlar sloganlarımıza varıncaya kadar, isimlerimize varıncaya kadar bunları aşırdıkları gibi rahmetli Bilge Lider Aykut Edibari'nin 21. asır Türk asrı olacaktır sözünü de değiştirerek Türkiye yüzyılı haline getirdiler. Ama bundan kendilerine bir menfaat çıkması mümkün değildir. Bakınız, kızıl arıda, bal arısına çiçekten öz alır. Ama birisi bal yapar, birisi zehir yapar. Onun için Millet Partisi'nin 50 yılı aşkın bir zamandan beri ortaya koyduğu prensipler, Türkiye'nin sorunlarına karşı getirmiş olduğu çözümleri kötü niyetli oldukları için, adaletle iş yapmadıkları için ve yola çıkışları şaibeli olduğu için bunların Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirmeleri mümkün değildir. Bu mahalli seçimlerden Millet Partisi'ni desteklemeye davet ediyoruz. Bu kötü gidişin, bu zifiri karanlığa doğru gidişin karşısında çözümsüz olmadıklarını,